Rock müziğin başarılı isim Çilekeş son klibinde tüm müzik dünyasını sisteme ve elbette müzik basını eleştiriler yağdırdı. Hitler şarkısının klibinde Monopoly müzik sektörünü uyarlamışsınız. İşte Monopoly tahtası üzerindeki talimatlar, böyle esprili, grup dağıldı, solo kariyer yap, 500 öde. Albümümüz yılın albümü seçildi ama sizin öyle 5 kare geriye gidin. Kendi istediğinizi yaparken yakalandığın 3 tur bekle, imzayı at, köle ol. Konser gelirini %50 plak şirketine, menajerin sipariti yeni kararlar al. İmaj yapıp 150 öde, 400 telif ödendi, 2 tur rockstarcılık oyna. Klibin dönecek 300 öde, klibin listeden düştü 1 tur bekle, piyasaya oyna. Bir tane de iyi bir şey yok. Tablo bu kadar mı karanlık? Hiç mi iyi bir şey yok ki? Piyasanın içinde tabii ki çok iyi olan şeyler de var. Çok iyi bir şekilde kendisinden taviz vermeyip kendi müziğini ve kişiliğini ortaya koyabilen müzisyenler, sanatçılar, gruplar mevcut. Biz sadece işin piyasa kuralları denen tırnak içinde şeylerini biraz abartılı olarak, biraz da esprili yolla vurgulamak istedik. Klipte eleştirirken aslında çok fazla sert davranmaya çalışmadık. İşte şarkı çünkü Hitler şarkısı yeterince sert bir tava sahip hem müzik açısından hem de sözleri açısından. Klipte de aynı yönde sert bir tavır gösterseydik bu hani kendimize de tepki gelirdi, diğer insanlara da tepki gelirdi. İşte grup arasında bir tartışma oluyormuş, işte grup dağılıyor, ondan sonra Gökhan bir solo kariyer yapıyor, orada da tam piyasanın istediği şekilde davranıyor, kurallarına göre tırnak içinde oynuyor ve ondan sonra sonunda zaten tebrikler, popstar olduğunu bir bahsini görüyoruz.